ailelerinden falan Haşan Tahsin Yavuz eczacı olarak yani şey yaparsın. Gel istersen benim yer değiştireyim, yakın oldu. Böyle daha iyi. Ben Savur'dan Yavuz ailesi mensubu eczacı Haşan Tahsin Yavuz. İlkokul, ortaokulu, lise yıllarının yaz ayları burada geçti. Fakülte eğitimden sonra Savur'a gelip yerleştim. Bugün 37 yıldır Savur'dayım. Burada yerleşme nedeni Savur'u sevdiğim içindir. Savur çünkü yaşanacak bir yer. Her şeyden önce bol oksijeni olan, ürünleri tabii olan, hormonsuz ve suni gübresiz yetişen ürünlerle beslenmekteyiz. Büyük şehir yaşantısını beğenmediğim için egzoz gazından kurtulmak için buralarda yaşamayı tercih ettik. Savur, İslamiyet öncesi bile yaşanmış yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Aileler buraya İslamiyet'e yaymak üzere göç ettikten sonra İslamiyet'e yerleşince burada Medler, Asurlar ve benzeri kavimler hakim olmuş, yerleşmiş. Bir ara Artuklular, işte Osmanlı döneminde tarihi biliyorsunuz, değişik hükümetler burada egemen olmuş ve Cumhuriyet'e gelince Savur'da Antep'le aynı tarihte belediye olmuştur. Osmanlı döneminde Diyarbakır ve yine bağlı olarak bir ilçe olmuş. Osmanlı bilgilerine baktığımız zaman Savur vergisini erikle ödeyen bir ilçe. Onun için sebebini söyleyeyim. 40'ın üzerinde bir erik çeşidi bu ilçede üretilmiş. Hatta padişahlara özel olarak mermerat tipinde bir kat erik, bir kat şeker şeklinde hazırlanıp içinde de badem taneleri yerleştirmek suretiyle gönderiliyormuş. İster istemez Savur'da ve köylerinde çeşitli ürünler yetiştiği için Suriye ile ticari ilişkiler, Irak'la ticari ilişkileri olmuş. Savur hemen hemen kavak ihracatımızın %30'unu karşılamaktadır. Bir kavakçılık ticaretiyle tanınmakta. Artı daha önceleri burada ipek böcekçiliği bile yapılmış. Buradan gayrimüslimler ipek dokuması bile yapmış ve ihraç etmişlerdir. Kuru üzüm, pekmez gibi şeyler toplayarak yine Suriye taraflarına ihraç etmiş. Ama çağ gereği mutlaka büyük yerler olduğu gibi küçük yerler de olacaktır. Avrupa'da da bu böyledir. Maalesef işte Antep büyük şehir olmuştur ama Savur küçük bir yer kalmıştır. Saf ve temizliğini korumuştur. Bir türlü bir gelişme olmamıştır. Daha önceki yıllarda Savur yol güzergahında olan bir ilçeydi. Bayağı hareket vardı. Ama yolun Ömerli üzeri gidişi, daha sonra Kızıltepe Musay Bin Cize yolunun tercih edilmesi nedeniyle Habura Sürüpü'ye olan güzergah Savur üzerinden kaldırmıştı. Savur o tarihten itibaren ekonomisinde bir kırılma yaşanmıştır. Şu anda da gerek devletin gerek yabancı gerek de Savurlu zenginlerin bölgeye sıcak bakmayışı, yatırım yapmayışı nedeniyle sanayi girmemiş. Ormancılık yok, tarım yok, hayvancılık yok. Dolayısıyla kendi yağıyla, buradaki çalışan memurların maaşıyla idare eden küçük bir ilçe halinde hayatını devam etmekte. Ama turizme önem verilmekte artık bölgede. Bizde işte eski tarihi yapılar Mardin'deki gibi vardı. Çünkü Mardin'in küçüğü, minyatürü gibidir Savur. Bir kale etrafında kurulmuştur. Önü Mardin gibi ova değil de bahçeliktir. Burada dedelerimiz yollar, köprüler, hamamlar onları yapmışlardır. Onlar aleminin kimisi canlı olarak yaşamaktadır. Savurlu yıllar içinde bunu görünce kendisini eğitime vermiştir. Savurlu tahsili, yüksek tahsili okuyanımız vardır. Bunu örnek alıp yaşamını o şekilde devam ettirmek istemiş. Genelde kafalarında bir resmi daireye, bir kurma
girmek ve hayatlarını idame ettirmektir. Savurluğun fazla ticarete irtibatı olmamış. Onun için ticari alanda fazla büyüyen savurlu yoktur. 3-5 tane aile mensubu abilerimiz vardır. Sağ olsun onların da savura, yol ve kaldırımına benzer okul içi, işte kaloriferler falan filan. Gerek sağlık teşkilatlarına, gerek camilerimize falan yardım ve katkıları olmuştur. Onlara huzurumuza teşekkür ediyorum. İlçemizin tanınmasıyla ilgili 6 dönemdir belediye başkanlığı yapan belediye başkanı Şahin Şerif Ayaz'ın da bu konuda güzel 2 tane kitabı vardır. Sizlere tarih açısından tavsiye ederim. Onları incelediğiniz zaman Savur'un İslamiyet öncesi ve sonrası tarihini güzelce göreceksiniz.